İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Grigor Amirzayan ile günün konusu. Hrant katledilmesinin 17. yıl dönümü arifesinde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Ermenilere karşı soykırım Armenosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. İran Büyükelçisi. Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali bizim açımızdan kabul edilemez. Nahçıvan Azerbaycan değil. Ermeni kadın Oscar'ın genel müdürlüğüne atandı. Fransa'da Arçak'ın tehlike altındaki Ermeni mirası sergisi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Grigora Mirzayan, Mikroblogunda Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı Vazgen Sarkisyan adını taşıyan harp okulunun artık Uluslararası Askeri Akademiler Birliği'nin üyesi olduğunu bildirdi. Kapsamlı eğitim reformları sayesinde harp okulu Uluslararası Harp Akademileri Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunabildi. Akademinin yürüttüğü pedagojik reformlar dikkate alınarak aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Fransa, İsveç, İspanya, Brezilya, Katar, Polonya, Güney Kore, Güney Afrika, Kolombiya, Filipinler, Kosova gibi ülkelerin bulunduğu 19 askeri akademinin yer aldığı Uluslararası Birliğe katılarak adaylık onaylandı. Grigor Amirzayan'ın konuyla ilgili analizini Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. 19 Ocak, Hrant Dink'in katledilişinin 17. yıl dönümü olacak. Dink'i anma gününde Büyük Ermeni'ye ithaf edilen bir dizi etkinlik düzenlenecek. 19 Ocak günü saat 15'te 17 yıl önce Hrant Dink'in katledildiği Agos gazetesinin bulunduğu Sebat binası önünde anma töreni düzenlenecek. Sistem hafızası kelimeler için yetersiz adlı filmin online gösterimi düzenlenecek. 19 Ocak'ta Dink'e ithaf edilen bir dizi kitap tanıtımı gerçekleştirilecek. Yunanistan Dışişleri Bakanı soykırım kurbanları anısına anıta çelen koydu, sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı. Hatırlatalım ki 25 Nisan 1996'da Yunan Parlamentosu Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi tanıma kararını kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani, İran'ın her zaman Doğu Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha doğrulayarak Doğu Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlaline yol açacak bir durumun Tahran için kabul edilemez olduğunu vurguladı. Büyükelçi, "Doğu Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman destekledik. Doğu Ermenistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine yol açacak şeyler bizim açımızdan kabul edilemez." dedi gazetecilerin Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlalinin sizin açınızdan kabul edilemez olduğunu söylediğinize göre o toprak bütünlüğü ve egemenliği ihlal edilirse İran bu yönde somut adımlar atar mı sorusuna Büyükelçi şu yanıtı verdi. İhlal edilmeyecektir. Bakü Başkanı'nın dün yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda sözde Zangezur koridoru açılmadığı takdirde Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan sınırını başka hiçbir noktada açmayacağını bir kez daha ifade ettiğini hatırlatalım. Dün Bakü Başkanı, Doğu Ermenistan'ın Nahçıvan'dan denetimsiz geçişe razı olmaması durumunda Doğu Ermenistan sınırının başka yerde açılmayacağını, bunun barışın şart olduğunu duyurdu. Sovyet kuvvetlerinin işgalinden sonra Nahçıvan'ın Ermeni özelliklerinin statüsünün bir iç anlaşma meselesi olduğunu burada hatırlatmak gerekir. Genel olarak 1921'de Rus-Türk anlaşmaları Nahçıvan'ın statüsü konusunda derin ve kapsamlı bir tabu var. Bu açıdan Yerevan bu konuyu müzakere gündemine getirdiği anda Bakü'nün Ermenistan topraklarının neredeyse yarısına ilişkin hiçbir yasal dayanağı olmayan taleplerine Moskova-Kars Antlaşması'nın gereklerinin yerine getirilmesine karşı çıkabilir. Yapay olarak oluşturulan Azerbaycan Devleti liderinin 8 köyden 12 Mayıs 2021 ve 13 Eylül 2022'de işgal altındaki toprakları terk etmemesi, sınırların açılması, Bakü-Yelenikçevan arasındaki bağlantı konusundan bahsetmesi tesadüf değildir. Bütün bu sorular herkesin bilinçli olarak göz ardı ettiği soruna yol açıyor. 1921'de Moskova ve Ankara'nın talimatı üzerine Sovyet Ermenistanı'nın idari sınırları yaşanamamazlık dikkate alınarak çizildi. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yeni oluşturulan Oscar'ın genel yönetmenliğine Tenny Melidonyan'ı atadı. Bu akademinin genel müdürü Bill Kramer tarafından açıklandı. Kramer, Hollywood Reporter'ın bildirdiğine göre yeni görevinde Tenny Melidonyan'ın ödül törenindeki tüm program ve etkinlikler için stratejiyi, yetenek ilişkilerini, özel etkinlikleri ve yapım ekiplerini yöneteceğini söyledi. Melidonyan, Oscar yapımcıları ve sunucuları, Disney, ABC ve yönetim kurulu ve komiteleri de dahil olmak üzere akademi yönetimi ile yakın işbirliği içinde çalışacak ve akademi ödülleri töreninin geliştirilmesi ve yürütülmesinde yer alan ekiplerin çalışmalarını daha geniş bir kitlesel kitleye sunmak için koordine edecek. Melidonya'nın tecrübesini, yaratıcı kişiliğini ve bakış açısını takdir eden akademi direktörü, özellikle 100. Oscar ödül töreni öncesinde bu pozisyonu önemli kıldı. Kramer'in liderliğinde Melidonyan, 2022'de Oscar'ların yeni oluşturulan stratejik bölümüne başkanlık etti ve bu bölüm yıl boyunca ödüllerle ilgili tüm programlarda çalıştı. Melitonyan yakın zamanda Oscar'da stratejiden sorumlu başkan yardımcısıydı. Akademik kariyerine 2005 yılında marka stratejisi ve pazarlamadan sorumlu iletişim ve tanıtım başkanı olarak başladı. Paris'in ünlü Bastil Meydanı'nda Arsak'ın tehlike altındaki Ermeni mirası başlıklı açık hava sergisi açıldı. Paris Belediye Binası ve Katolik Örgütü L'œuvre Dorian tarafından düzenlenen sergi 15 Ocak'a kadar açık kalacak. Serginin resmi açılışında Doğu Ermenistan'ın Fransa Büyükelçisi Asmik Dolmaçyan her zaman Doğu Ermenistan'ın ve Ermeni halkının yanında oldukları için Paris Belediyesi'ne ve Katolik örgütü L'œuvre Dorian'a teşekkür ederek serginin organizasyonunun bu dayanışmanın bir başka tezahürü olduğundan önemli olduğunu kaydetti büyük elçi. halkına karşı etnik temizlik uyguladıktan sonra şimdi de Bakü'de fotoğraflarda tavsil edilen kiliselerin, anıtların ve abidelerin anlamlı kanıtları olan Ermeni varlığının izlerini ortadan kaldırmak için adımlar attığını vurguladı. Büyükelçi Tolmacan bu bağlamda Artsakh'ın Ermeni tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması ve korunması yönünde uluslararası çabaların uygulanmasına özellikle vurgu yaptı. Sergide hazır bulunan Paris Belediye Başkan Yardımcıları Arnon Negaça ve Karin Roland, Katolik Örgütü L'Or Dorian Başkanı Jean Ivtolo, aynı örgütün genel müdürü ekselansları Pascal Golnish'in yanı sıra Fransa'daki artak temsilcisi Ovanes Gevorkian serginin açılışında birer konuşmalarda bulundular. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Karin adlı folk ve şarkı grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mshohrat adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sayfasından izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.